G fonksiyonu tüm reel sayılar için tanımlı olan bir fonksiyondur. G'nin türevi G üssü de G üssü x eşittir x kare bölü x eksi 2'nin küpü olarak tanımlanmış. G'nin artan olduğu aralığı bulunuz demişler. Şimdi soruyu okuduğunuzda g'nin arttığı aralığı istiyorlar ama bize g'yi bile vermemişler diye düşünmüş olabilirsiniz. Aslına bakarsanız bu soruyu cevaplamak için ihtiyacımız olan tek şey g'nin türevi ve onun da ne olduğunu biliyoruz. Ve g'nin arttığı aralık demek g'nin x'e göre türevinin sıfırdan büyük olduğu aralıktan başka bir şey değildir. Yani türevin pozitif olduğu yerleri merak ediyoruz. Başka bir deyişle x'e göre değişim hızınız eğer pozitifse fonksiyonunuz da artıyor demektir. Anlaştık mı? Şimdi bu duruma farklı açılardan yaklaşabiliriz. Mesela bu ifadeyi yakından inceleyerek ne zaman pozitif olacağını bulmaya çalışabiliriz ama ben biraz daha metodik davranarak G'nin kritik noktaları ya da değerlerini bulmak istiyorum. Hemen not edeyim. G'nin kritik noktaları. Kritik noktaların hangisi olduğunu hatırlamak adına bunların G üssü x'i evet sıfır ya da tanımsız yapan noktalar olduklarını da not ediyorum. Bu arada Khan Akademi'de kritik noktalarla ilgili videolar bulabilirsiniz. Kritik noktaların neden önemli olduğu konusunda da bu noktaların G üssünün işaretinin değişebileceği, altını çiziyorum, değişebileceği noktalar olduğunu söylemek istiyorum. Peki, G üssü x yani G'nin türevi ne zaman sıfıra eşit olur? g üssü x'i 0 yapmak için payı 0 yapmamız gerekir. Bu da x'in 0'a eşit olduğu durumda gerçekleşir. x 0 ise x kare de 0'a eşit olur öyle değil mi? Evet g üssü x'i 0 yapan tek nokta budur. Peki ya tanımsız yapan x değeri? Bu ifade payda sıfır olduğunda tanımsız olacaktır öyle değil mi? Neden diye soracak olursanız payda sıfır olduğunda sıfıra bölmüş oluruz ve bu da ifadeyi tanımsız yapar da ondan. Paydayı sıfır yapan x değeri için x eksi 2'yi sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Bu da x'in 2 olması anlamına gelir. Evet kritik noktalarımızı bulduk. Şimdi de bir grafik çizeceğim. Bir sayı doğru doğrusu çizeyim. Evet sayı doğrusu üzerinde bu kritik noktalar arasında G üssünün nasıl davrandığına bakacağız. Burası 0 olsun. 1, 2, 3. 3. Burası da eksi 1 olsun. x eşittir 0 ve x eşittir 2 de birer kritik noktamız var biliyoruz. Şimdi de az önce söylediğim gibi kritik noktalar arasında kalan aralıklarda g üssünün ne yaptığını inceleyeceğiz. İsterseniz önce morla işaretlemekte olduğum eksi sonsuz ve 0 aralığı ile başlayalım. Evet eksi sonsuz ve 0. İşte buradaki açık aralık. Gelin G üssüne bir bakalım. Pay, negatif sayıların karesi de pozitif olduğu için pozitif olur. Buraya bir artı koyalım. Peki ya payda? Eksi bir sayıdan 2 çıkarırsak yine negatif bir sonuç elde ederiz. Farkın 3. kuvvetini alırsak sonuç negatif kalmaya devam eder. Kısacası bu aralıkta payda negatiftir. Dolayısıyla pozitif bölü negatif de negatif olacağı için G üstü bu aralıkta negatiftir. Hemen not edeyim. G'nin türevi bu aralıkta sıfırdan küçük bize fonksiyonun hangi aralıkta azaldığını sormuş olsalardı, evet bu aralıkta azalıyor diyebilirdik. Peki sırada 0 ile 2 aralığı var. Bunu da 0,2 açık aralığı olarak not ediyorum. Bakalım g üssü bu aralıkta neler yapıyor? Daha doğrusu g üssünün bu aralıktaki işaretine ona bakacağız. Bu aralıkta pozitif sayılardayız. Ayrıca 0 da aralığa dahil olmadığı için pay yine positive, Olur. Payda da x eksi 2 var. x sıfırdan büyük ama 2'den küçük olduğundan mesela 1 olursa 1 eksi 2 eksi 1 eder. Negatif bir sayının 3. kuvveti de negatif olacağı için payda bu aralıkta da negatif değerler alır. O halde g üssü bu aralıkta da sıfırdan küçüktür. Evet son olarak bir de 2 ile artı sonsuz aralığı var. 2 virgül artı sonsuz. Pay pozitiftir. Aslına bakarsanız pay sıfır dışındaki tüm x değerleri için pozitiftir değil mi? Paydada ise 2'den büyük değerleri ele alacağız ve bu değerlerden 2 çıkarınca pozitif bir sonuç elde edeceğimiz için bir de üçüncü kuvvetini alacağız ama bu da sonucun işaretini değiştirmeyecek. Kısacası paydanın pozitif olacağını söylemeye çalışıyorum. Evet, g'nin türevi bu aralıkta sıfırdan büyük. Peki, g hangi aralıkta artıyor diye soracak olursam ne dersiniz? Bu aralık. Evet, g üssünün sıfırdan büyük olduğu, yani 2 ile artı sonsuz aralığı, isterseniz x'in 2'den büyük olduğu aralıkta diyebiliriz. Her iki durum içinde g üssü sıfırdan büyük olduğundan fonksiyon, yani g burada artar.